özgürlükçü bir anayasa yapmayı hedefliyoruz. Türkiye'de de açıkladım. Anayasa komisyonu kurulması esnasında da ifade ettim. Anayasanın bir ruhu vardır, bir de iskeleti. Ruhu temel insan hak ve hürriyetleridir. İnsan onurunu esas almayan hiçbir anayasa kalıcı olamaz. 12 Eylül Anayasası da kalıcı olmayacak. Bizim referansımız daha önceki anayasanın aksine devleti esas alıp milleti tanımlayan, otoriteyi esas alıp vatandaşı tanımlayan bir anayasa değil, milleti esas alıp vatandaşların hukukunu ve insan onurunu esas alıp devleti tanımlayan bir anayasa yazmak. Anayasanın ruhunda Avrupa Konseyi'nin temel ilkeleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi temel unsur olacak. Bunu size bir garanti olarak, teminat olarak söylüyorum. Avrupa, dünyanın evrensel demokratik değerlerine aykırı tek bir madde anayasamızda bulunmayacak. Ayrıca Türkiye'nin gerek kendi kültüründen gelen insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi, kadim kültürümüzden gelen gerek evrensel değerlere dayalı bir ruh oluşturacağız. İskelet ise yönetim sistemidir. Bu parlamenter sistemde olabilir, başkanlık sistemi de olabilir. Eğer ruh iyi oturmuşsa, hangi iskeleti ona biçerseniz biçin, o yapı ayakta durur. Önemli olan ruhu korumak. Bugün demokratik sistem kriterler açısından demokratik olgunluğa sahip parlamenter sistemler de var, başkanlık sistemleri de var. Otoriterleşen parlamenter sistemler de olabiliyor, başkanlık sistemleri de olabiliyor. Türkiye'nin özellikle 12 Eylül'ün çarpık yapısı, çarpık anayasasından kaynaklanan ve seçilmiş başbakanın kontrol etmeye dayalı bir cumhurbaşkanlığı, asker kökenli bir cumhurbaşkanlığı anlayışına dayanan ve bu sebeple de kontrol denge, yetki sorumluluk açısından büyük dengesizlikler ihtiva eden bugünkü yönetim sistemini değiştirmemiz gerekiyor. Yetki kimdeyse sorumluluk onda olmalı. Ama maalesef geçmişte Türkiye'de cumhurbaşkanlığının mutlaka asker kökenli olacağı varsayımına dayalı olarak bütün sorumluluklar başbakana, bütün yetkiler ve frenleyici bütün mekanizmalar Cumhurbaşkanı'nın kontrolüne verilmişti. Şimdi Türkiye bütün bu evreleri geçti. Suhuletle, sakin bir şekilde, önce kendi içimizde, sonra parlamentoda ve halk arasında tartışarak Türkiye'de yetki ve sorumluluk dengelerini sağlayan, çeken balans kontrol mekanizmalarını güçlendiren, geldiği evre itibariyle bizim için başkanlık sistemi daha uygundur. Ama her şeyi tartışmaya açıyoruz. Tartışmayacağımız tek şey bu anayasanın ruhunun insan hak ve özgürlüklerine dayalı olması. Onun dışında her şey tartışılabilir. Türkiye inşallah önümüzdeki dönemde sivil, milli iradenin süzgecinden geçmiş, hiçbir vesayet unsuru taşımayan, insan onurunu esas alan bir anayasayı hayata geçirecektir. Ben bundan eminim. Teşekkür ederim. From Mr. Ertuğrul Kurcu from Turkey on behalf of the United Left. Primers, since July 2015, the resumption of armed conflict between the guerrilla PKK and the Turkish forces have cost the lives of 874 people, of whom 202 are children and women, alongside 300 security officials. 300,000 people are internally displaced. Recent EU and US reports sharply criticize your government for countless violations of the rights and freedoms of civilians during security operations. Do you still believe that Turkey is a safe country for refugees fleeing the Syrian war? And is your government considering other means than war for resolving the Kurdish question and the conflict in Syria? Thank you. Şimdi, tabii, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilen Avrupa Konseyi'nde bulunan bir milletvekili olarak Sayın Kürkçü'nün her şeyden önce oy aldığı Türk ve Kürt vatandaşlarına saygı gereği en azından burada bu özel günde ilk defa çalışma dilinin Türkçe olarak ilan edildiği Avrupa Konseyi'nde Türk Başbakanına Türkçe ifade etmesini tercih eder. Eminim kendisine oy verenler de bundan daha memnun olurlardı. Şimdi
sicher, dass her şeyden önce şunu ifade seine Wähler wahrscheinlich devletlerin vatandaşlarına karşı görevleri vardır. İnsanlık tarihi boyunca bir devletin vatandaşlarına iki görevi vardır. Festhalten. Güvenlik ve natürlich özgürlüğü hat eine Regierung Pflichten güvenliğini sağlayamadığınız vatandaşa özgürlük eine veremezsiniz. Ya da özgürlüklerini tehdit ettiğinizde ya özgürlüğünü kısıtladığınızda güvenlik sağlamanız anlamını kalmaz. İnsan onuru bu iki şey üzerine kaimdir. Güvenlik sağlayacaksınız, hayatını idame ettirebilecek ve insan onu yakışır şekilde özgürce yaşayacak. İkincisi, çağdaş devletlerde ise herkesin Avrupa Konseyi'nin de üzerine mutabık kaldığı temel mesele kamu düzeni olgusudur. Kamu düzeni olmadığı yerde demokrasi yaşayamaz. Dikkat ediniz, devlet otoritesi demiyorum. Devlet otoritesi dediğinizde devletle halk arasında bir ayrım yaparsınız. Halbuki ben kamu düzeni diyorum. Hepimizin diyor. Şimdi Sayın Kürtçü, Cizre'de, Silopi'de yaşıyor olsaydı, hani gerilla diyerek kendince meşruiyet kazandırmaya çalıştığı PKK teröristleri, gerilla değil, onların kazdıkları çukurlardan, yanlarından geçerek, mayın döşedikleri barikatların arasından geçerek okula gitmek zorunda olduğu bir çocuğu olsaydı ya da bir yakını bir günde 10 terörist roketin atıldığı Silopi Hastanesi'nin, Cizre Hastanesi'nde tedavi görüyor olsaydı ya da Kızılay'da otobüs bekleyen sıradan insanların üzerine yürüyen o canlı bombanın katlettiği kişilerden birinin akrabası olsaydı herhalde PKK'ya gerilla gibi bir tabir değil, alçak bir terör örgütü der. Ben burada son seçimde halkından %49,5 oy almış bir başbakan halkıma verdiğim sözde şudur. Türkiye'nin her köşesinde güvenlik olacak. Türkiye'nin her vatandaşı özgür olacak. Kim yaparsa yapsın, ister DAEŞ, ister PKK, ister DHKPC, kim yaparsa yapsın. Eğer sokaklara mayın döşersin, eğer damlara sniperlar, keskin nişancılar yerleştirirsin, eğer arabalar, bomba yüklü arabalarla vatandaşlarımın üzerine saldırırsa, onu durdurmak benim asli görevimdir. Ve bu mücadele siz isteseniz de istemeseniz de her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kendini güvenli hissedene kadar sürecektir. Eğer biz çözüm süreci 2013 Mayıs'ında ilan edildiği zaman silahlar terk edilseydi, silahlı mücadele bitti, siyasi mücadele başladı çağrısının yapıldığı Nevruz'dan sonra silahlar denildiği gibi terk edilseydi bugün başka şeyler konuşuyor olabilirdik. Ama silahları terör örgütü terk etmeyecek, terör örgütü mayın döşemeye devam edecek, terör örgütü canlı bombalarla benim vatandaşlarımı katledecek. Siz dönüp desteğini ve meşruiyetini halktan almış bir başbakana bu operasyonlar ne zaman bitecek diyeceksiniz. Her vatandaşım güvende ve özgür olana kadar ve kamu düzeni Türkiye'nin her köşesinde ikame edilene kadar bu mücadele sürecek. Ama Türkiye'de her şey konuşulabilir. Herkes siz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde istediğiniz şekilde, istediğiniz ifadede bulunabiliyorsunuz. Herhangi bir sınırlama geliyor mu size? Sorularınızın gerçek cevabı bu satırların arasındadır. Türkçe dinleyip anlamayı bilseydiniz sorularınızın cevabının bu satırlarda olduğunu bilirdiniz. Türkiye demokratik bir hukuk devletidir. Bunun için de mücadelemiz de sürer. Özgürlükleri de teminat altına alırız. Merak etmeyin. Suriyeli hangi mülteciyi sorarsanız sorun, Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında kendini huzurda hissettiğini bilir. Suriyeli mültecileri siz değil, Suriyeli mültecilere gidenler bilir. Hiçbir Suriyeli mülteci Türkiye'de kendini güçsüz, zayıf, tehdit altında hissetmiyor. Al bayrağın altına gelip huzur bulmak için Türkiye'ye geliyorlar. Türkiye'yi kimse Suriye'ye döndüremeyecek. Türkiye kendi demokratik yolunda, çizgisinde kararlı bir şekilde devam edecek. Bu terör bitecek ama Türkiye'deki demokratik hukuk devleti geleneği ebediyete kadar sürecek. Teşekkür ederim. Mr. Prime Minister, thank you very much for your presence here today. It was a great honor and a pleasure to meet you with earlier today. And let me reiterate that Turkey can count on the full support of the Parliamentary Assembly. Colleagues,
the ballot to elect a judge to the European Court of Human Rights is still open. Those who have not yet voted may still do so during 10 minutes. Will be suspended in 10 minutes. I call all of you to go to vote. It will be reopened by 3:30 till 5 p.m. The Assembly will hold its next public sitting this afternoon at 3:30 p.m. with the agenda which was approved on Monday morning. Sitting is adjourned. Gracias.